Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî erselle rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel hayri velev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. İza ahayte fes'elhu raculen fes'elhu an ismihi ve ismi ebihi. Fe in kâne gâiben hafiztahu ve in kâne maridan uttahu ve in mâte şehitteh. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhimü salavat ve teslimatın ehl-i beyt, el, ashab, etbaları rıdvanullah aleyh mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden itihal dar vaka edenler rahmetullah aleyh mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları kendisinden feyiz aldığımız, ilma ettiğimiz üstazlarımız, meşayih efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimizin geçmişen ruhu el Fatiha. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 135. ayetinde ya eyyühellezine amenu, ey müminler, hakimler, davacılar, davalılar, şahitler künü kavvamine lillahi, künü kavvamine bil kısti şühedâe lillahi. Evet, ey müminler, adaleti ayakta tutan insanlar olun. Allah için şahitlik ederek adaleti ayakta tutan, adaletin gerçekleşmesine vesile olan insanlar olun. Hatır için şahitlik etmeyin. Davacı olduğunuz zaman haddi aşmayın. Davalı olduğunuz zaman savunmanızda da haddi aşmayın. Bu zulüm olur. Allah'ın emridir, farzdır. Velev ala enfusikum. Çok zor. Kendi aleyhinize olsa bile doğruyu söyleyin. Doğruyu söyleyin. Ömer buydu. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ömer'in hiç dostu yoktur diyor. Çünkü kendi aleyhine bile diyor doğruyu söyler. Hakikat da acıdır. Hakka hakikat da acıdır. Evet, Ömer'in şehadeti de adaleti yüzünden olmuştur. Bir İranlı putperest mecusi öldürmüştür onu. Şehit etmiştir namaz kılarken. İş istemiş, vermemiş. Ona hakkın değil demiş. Sen bana iş vermedin diye namaz kılarken hançerlemiş. Sonra kaldırmışlar eve. Beni demiş kim hançerledi? Bir demişler işçi vardı ya mecusi. Evet o elhamdülillah demiş. Mahşerde bir Müslümanla davacı davalı durumuna düşürmedi Allah beni diye şükretmiş. Adaleti yüzünden gitti. Böyle sonra tabii yeryüzünde ideal adaleti uygulayan insandır derler. Batılılar doğulular Ömer'e hayrandır. Tabii hukuk derler batılılar ona. İlahi adaleti yerinde uygulayan adamdır Ömer. O adaletin de kurbanı gitmiştir. Herkes hayran. Yeryüzünde parlamenterizmi ilk kuran adamdır. Adliye teşkilatını kuran adamdır. Ordu teşkilatını kuran adamdır. Sağlık Bakanlığı'nı, bütün devlet teşkilatını kuran adamdır. Belediye teşkilatını kuran adamdır. Uluslararası ilişkilerde mukabele bilmisil esasını uygulayan adamdır. Ömer böyle bir muazzam insandır. Gerçi batılı müellifler
Montesquieu'yu bağlarlar bunu da. Montesquieu buradan aşırmış. Hazreti Ömer'in Çin'den aşırmış. Bunu da ben söylemiyorum tabii. İslam'ın üzerine doğan İslam güneşi, Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi diye bir eser var. Türkçe'de çevrildi. Sigrid Hunke, Alman profesör. O söylüyor, biz diyor Endülüs Müslümanlarından öğrendik diyor, adaleti, ilmi, her şeyi diyor. İtiraf ediyor adam, başkaları da var, bir sürü var. Bir sürü var, onlar söylüyor yani, biz oradan öğrendik diye. Hazreti Ömer böyle bir insandır. Allah ondan razı olsun. Adalet konusunda böyle çok iyi davrandığı için herkes seviyor. Peygamberimiz buyuruyor ki, bir adaletle karar vermek 30 gün bereketli yağmur yağmasından daha güzeldir diyor. Daha hayırlıdır. Şimdi yağmur yağmak ne ki diyeceksin sen, değil mi? Çölde yağmurun ne olduğunu oralara gidersen görürsün. Evet. 30 gün bereketli yağmur yağmaktan bir adaletli karar daha hayırlıdır diyor. Devletler, insanlar, mülkler, milletler adaletle ayakta kalır. Onun için çok sevmişler Hazreti Ömer'i, böyle adaletli iş yaptığı için. Demişler ki, oğlum Abdullah bin Ömer bahsettiğimiz, onu demişler yerine şey yap, vasiyet et de halifemiz olsun. Evet, şimdi dersimizin başında dedik ki, hakimlik bir imtihandır, beladır, zor iştir dedik ya. Hattab oğullarından bir kurban yeter arkadaşlar demiş. Bizden Ömer feda oldu. Oğlumu da yakmam demiş. Ve vasiyet etmemiş. Halife olma demiş oğlum. Sabahlara kadar uyumazmış. Görevler taksim ettikten sonra teftiş edermiş sabaha kadar. Herkes mışıl mışıl uyurken. Evet, amme idareciliği büyük şereftir. Hakka hizmettir. Arşın gölgesine gölgelenmektir ama zar bir iştir. Ömer demiş bir kurban Hattab oğullarından yeter. Oğlumu da ateşe atmam demiş. Evet, Allah Celle Celaluhu böyle halka hizmet eden adil idareciler, başta Peygamberimiz ve Hazreti Ömer olmak üzere onlardan razı olsun diyoruz. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu adaletle ilgili sözlerine ayetlerden misal vermiştik. Velev ala enfusikum, aleyhinize olsa bile karar verirken doğruyu söyleyin, verin, şahitlik edin. Vel valideyni vel akrabine, anan baban aleyhine olsa da doğruyu söyle, akraban aleyhine de doğru söyle. Evet, daha bitmedi. İn yekun ganiyen ev fakiran, zengin fakir fark etmesin doğruyu söylerken. Şimdi ben bu zenginin lehine bir şahitlik yaparsam bana iş verir falan deme sakın ha. Neden? Fallahu evla bihime. Allah daha yakın o zengine, fakire. Fela tettebi'ul heva. Hevanıza tabi olmayın. En ta'dilu. Adalet yapmamanıza sebep olmasın bu. Çok sevginiz veya kininiz. Ve in ta, evet. Ve in telbu. Evet, ev turidu, evet böyle eğip bükü vermeyin, haktan ayrılmayın, sakın ha. Fe innallah kâne bimâ ta'amalûne khabîrâ. Allah ne yapıyorsanız sizi biliyor. Aynı şekilde Maide suresi 8. ayetinde de aynı. Kûnû kavvâmîne lillâhi şüedâ bil kıst. Evet, adaleti Allah için ayakta tutan insanlar olun, şahitler olun. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Evet, adalet yapmamanıza sizin kininiz sebep olmasın. Birisini çok seviyorsunuz veya kin duyuyorsunuz, adalet yapmamanıza sizi sevk etmesin. اِعْدِلُوا. Adaletli davranın. Neden? Çünkü اَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ. Adaletli davranmak Allah katında en makbul şey olan takvaya daha yakındır. Ve takullah innallaha, evet Allah'tan korkun. Çünkü habirun bima ta'malun, Allah yaptıklarınızı biliyor diyor. Şimdi bu hadislerden ders alacağız. Kulağımıza küpe edeceğiz. Evet.
adliye koridorlarında maalesef, bu bizim dere, özel eleştiri yapıyorum şimdi. Bizim milletimiz aziz millettir, çok iyidir de bazen böyle şaşkınlık yapanlarımız var. Adliye koridorlarında hazır şahitler vardır maalesef. Bir şahitlik parasına ne diyeyim abi? Söyle, böyle dışarıda okuyup içeride şahitlik edenler. Aman görüyorsunuz, Allah her şeyi biliyor. Bu dünya gelip geçicidir. 3-5 kuruş uğruna yalan şahitlik yapmayınız. Hakkı örtmeyiniz. Örtülmesine sebep olmayınız. Hakkın örtülmesine sebep olmayınız. Adaletin gerçekliğine sebep olmayınız. Bir de tabii hep böyle bu taraftan aldık. Görüyorsun, aman başın belaya girmesin diye kaçmayınız. Bu da suçtur. Hakkı ayakta tutan şahitleriniz, ayet var böyle. Farzdır. Bir olayı gördünüz, aman bir sürü iş, kaçmayınız. Sizi şahit gösterdiler mi, gideceksiniz, doğruyu söyleyeceksiniz. Bu Allah'ın emridir, farzdır. Gitmezseniz suçtur. Suçtur, dini açıdan konuşuyorum ben tabii. Yani başın belaya girmesin, yok. Adalet mülkün temelidir. Her şey adalete dayanır. Bulunmazsa adalet milletin efradı beyninde, başı arşa değse bir gün geçer zemine. Evet diyor Namık Kemal merhum. Adalet olmadı mı memleket yıkılır. İnsanlar dirlik düzen bulamazlar. Adalet acıdır ama bir acı, kocaman milletin tatlı hayat sürmesine bedeldir. Böyle adalet olduğu zaman bir kişinin canı yanabilir ama koca millet kurtulur, devlet kurtulur. Adalet çok önemlidir. Bu hadis-i şerifte de hem hakimlere hem bize ayetlerde de şahitlik yaparken, davacı davalı olurken haddi aşmayın. Tabii hakkını arayacaksın, o ayrı iş ama 5 kuruşluk hakkın var 50 deme. Sakın ha, o da zalimlik. Davacısın ama 5 alacağın var 50 dava ediyorsun. O da öyle. Davalı mesela savunurken haddi aşıyor. O da zalimlik. Neyse hak ona göre şey edin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu bela ile, adaletle karar vermek, hakimlik bir imtihandır. Bir sıkıntılı bir iştir diye bu hadiste size arz ettikten sonra şimdi hakikaten bela ile ilgili bir hadis daha okuyacağız. Efendimiz buyuruyor ki İzebtuliye İzebtelallahu el abdel muslime, Allah Müslüman bir kulunu imtihana tabi tuttuğunda, hastalık bir imtihandır. Bakalım şimdi sizler ne güzel şeyler anlatıyorsunuz. Şimdi adam Babil'liymiş. Babil'deyken terlemiş. Bağrını bacağını açmış. Estirive gari koca Rabbim diye yalvarıyormuş Allah'a. Soğuk rüzgar esmiş tabii bağrını bacağına terli. Akşam varmış ateş 39 hasta olmuş tabii terli. Benden başka garip bulamadın mı da beni çarpıyorsun? Evet. Hastalık imtihandır. Benden başka kulun yok muydu da bunu hastalığı bana verdin deme. İmtihan oluyorsun. Evet, dur bakalım. Şimdi bela, hastalık dedik. Yalnız hastalık mıdır bela? Hayır efendim. Başka nedir? Bir bela in fi cesedihi. Evet, cesedinde bir bela. Mesela hastalık. Allah herkese hayırlı uzun ömür versin. Gecinden versin. Ecelini uzatsın yani. Yakını ölüyor. Sevdiği ölüyor. Nasıl bağırıyor? Neden aldın? Benim çok sevdiğim direğimi yıktın. Öyle deme. İmtihandasın. Hanımefendi, beyefendi. İmtihandasın. Bak böyle diyor Peygamberimiz. İzebtelallahu. Allah imtihana tabi tuttuğunda Müslüman kulunu. Veya çalıştı. İflas etti. İsyan ediyor adam.
Gece gündüz uğraştım diyor. Benimki garibanı buldun yine diyor. Yıktın beni diyor. İmtihandasın Müslüman. Sabır, sabır. Düşmeyen bir Allah. Allah hiç düşmez. İnsanoğlu bir çıkar bir aşağıya. Böyle düşe kalka gider. Allah insanı bir burnunu sürter. Sana yürü kulum der. Ama bir burnun imtihana tabi tutar seni. Bakalım ne yapacak diye. Ama ilk raundda sen böyle itiraz edersen mahrum kalırsın. Mahrum kalırsın. Bu da bilgiyle olur. İman kuvvetiyle olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilgisiz bir bedevi Arap hastalanmış. Müslüman tabii, sahabidir. Çok değerli insandır. Peygamberi görmek kadar şeref var mı ya? Şeref, bedevi de olsa peygamberi görme şerefine ermiş. Kaç tane alimden kıymetlidir o bedevi, peygamber gördüğü için. Şimdi ama bir misal vereceğim. Tabii bize örnek olsun diye sahabinin halleri. Demişler falanca hasta. Hasta ziyareti müminin görevi dedik ya, okuduk hadisimizi. Başta gitmiş peygamberimiz. Böyle sakır sakır titriyor ateşten. Dudakları uçuklamış. Şikayetçi olma oğlum demiş. Günahların kafarettir. Bedevi. Görgüsü yok. Sen öyle de. Canım okuyor demiş ateş. Gel demiş, sen bir yat şuraya. Gülerek peygamberimiz, adam cahil. Günahların kefareti olur oğlum, sabret demiş. Sen öyle de demiş, canım okuyor demiş hastalık. Öyle madem dediğin gibi olsun demiş. Canını okusun. Ertesi gün gidivermiş adam öbür tarafa. Peygamberin sözüne itiraz edilir mi ya? Ha böyle yapma, böyle başına bir hastalık falan geldi mi? Neden beni buldu bu Allah? Deme. Şükür. Yunus Emre ne güzel söylüyor. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Allah veriyor her şeyi, imtihan ediyor. Sabır, sabır. Sen çareye başvuracaksın, doktora gideceksin, elinden geldiği kadar ilaçları kullanacaksın. Bu bir imtihandır. Sızlanma. Nasılsın? Ooo kemiklerim dökülüyor, ağrıdan acıdan uyuyamıyorum. Dur. Öyle deme. Elhamdülillah. Elhamdülillah de yahu. Böyle mümin böyle olur. İmtihandır çünkü. İmtihandır. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem imtihana tabi tutulan en büyüğüydü. İrtihal buyurduğu hastalığında Ayşe anamız anlatıyor. Öyle ateşi varmış ki Hayber'in fethinde bir Yahudi karısı onu zehirledi. Tam bir lokma alacağı sırada pişmiş kebap olmuş kuzu dile geldi. Ya Resulallah ben zehirliyim alma diye. Çok kebap olunca dayanamamış bir sahabi, hemen ağzını atmışmış. O anda gitmiş. Öyle müthiş seyir. Peygamberimiz elinizi çekin demiş. O bir kişi gitmiş. Peygamberimiz kadını bulmuşlar. Evet demiş, zehirledim. Ben Tevrat'tan biliyorum. Peygambersen sana tesir etmez. Hakikaten peygambersin demiş. Bak kuzu dile geldi söyledi. Müslüman olmuş kadın. Peygamber değilsen bir yalancıdan kurtuluruz diye yaptım deyince salıverin demiş peygamberimiz. Diyorlar işte öteki şeyin şeyini, diyetini ödettirdi filan diyorlar. Yani orada zehir peygamberimiz ağzını almış, tükürmüş, yutmamış. O zehirin tesiriyle irtihal buyurdu peygamberimiz. Böylece harp sahasında aldığı yaradan şehit olmuş oluyor peygamberimiz. O zehirin ateşi, Ayşe anamız demiş ki bu ondan mı ya Resulallah? Evet Ayşe'cim ondan demiş. Islak havluyu alnına koyuyor. Koyar koymaz buhar alıyor havlu. Nasıl ateş içinde kıvranıyor. Öyle yanıyor. Evet şükür, şükür, hep şükür demiş. Bizim de o örneğimizdir. Böyle tabii hastalandığımız zaman tedaviye koşturacağız. Emir var. Tedavi ya ibadallah. Ey Allah'ın kulları tedavi olunuz. Allah bir dert indirmişse devasını da yaratmıştır. Koşunuz diyor. Ama koşarken benden başka garip bulamadı mı demeyeceğiz.
bağırmayacağız, çağırmayacağız. Böyle şükür diyeceğiz. Zarı başaracağız. Allah mümini sevdiği için böyle yaparmış. Şimdi öbür tarafta cehennem ateşi dünya ateşinin 70 katı. Öyle günahınla gidersen 70 katı ateşte yanmak mı var? Ona mı razıysın? Yoksa burada 39 derece böyle şeyin yorganda dudaklan uçuyor ama o günahların kefareti oluyor, siliyor, temizliyor. Hangisine razıysın? İşte böyle itiraz etmezsen, şükür desen günahlarına kefaret olur. Öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu hadisi okuyalım biz. İzebtelallahu, Allah Zülcel Hazretleri el abdel muslime, Müslüman kulunu imtihan ederse, evet, Müslüman kulunu, yani Müslüman olmayanla yok burada. Onunla hariç. Bu hükümde şimdi. Bir belain fi cesedihi, cesedinde bir hastalık verirse, evet, Allah tarafından olur bu iş. Onu gösteriyor efendi. Kâlallahu azze ve celle, aziz ve celil olan Allah, uktub lehu salaha amelihi ellezî kâne ya'melû. Şimdi her mümin bilir ki Allah'ın verdiği hayat süresi belli değil mi? Herkes bir ölecek. Kullu nefsin zâikatul mevt. Her can ölümü tadacak. Allah hepimize hayırlı uzun ömür versin ama sonu var. Sonu var. Onun için saniyeleri boş geçirmeyeceğiz. İyiye kullanacağız. Hesabını vereceğiz çünkü. Şimdi onun için mümin her gün saniyeleri boşa geçirmeme açısından mesela her gün Elham'ı okur. Ayet-ül Kürsi'yi okur. Emen-i Resulü okur. Hüvellahüllezî okur. Mesela her gün yatarken 3 İhlas okur. 3 Kulâhu Rabbil Felak. 3 Kulâhu Nas okur. Velsela her gün 100 defa estağfurullah. Her mümin diyebilir bunu. Her gün ben bile diyor 100 defa estağfurullah diyorum. Size deyin diyor Peygamberimiz. Estağfurullah der. Dükkanına giderken, gelirken, yattığı yerden Kur'an okunmaz. Ama istiğfar edilir. 100 defa estağfurullah, 100 defa sübhanallah, 100 defa Allahümme salli, 100 defa la ilahe illallah, 100 ihlas okur mesela. Bunları virt edinir. Her gün, her mümin yapabilir bunu. Özel izine gerek yok. Peygamberimiz izin vermiş. Böyle sağlıklı günlerinde her gün buna şey 100 estağfurullah, 100 la ilahe illallah, 100 Allah, 100 la salavat, 100 ihlas alışmış buna. Hasta olunca nereye estağfurullah diyecek? Adam sayıklayıp duru ateşin içinde. Allah buyurur ki meleklere, bu sağ tarafımızda hayırları yazan melek var. Sol tarafımızda şerleri yazan, günahları yazan melek var. Ona uktub lehu, o meleğe emir verir. Salah amelihi lezi kâne ya'melu, sağlığında her gün yapıyordu ya. Bu aynen çekemiyor adam şimdi, baygın yatıyor. Bu her gün yaptığı tesbihlerin sevabını gene yaz. Devam et. Çünkü diyor, onu ben hastalandırdım. Her şey yaradan Allah değil mi? Onun hürriyetini ben kısıtladım. Yatağa ben düşürdüm. Karşılığında da imtihanı kazandı. Bak itiraz etmiyor. İtiraz etmiyor. Şükür diyor. Aynen sağlığında yaptığı ibadetlerin sevabını aynen yazın der. Fein şefahu, bu hastalıktan şifa yap eylerse, kurtarırsa Allah o kulunu, gaselahu, günah kirlerini bu hastalık sebebiyle yıkar. Ve tahharahu, ve Allah'a isyan teşkil eden işler yaptığından dolayı o pislikleri, vücudundaki, kalbindeki pislikleri tertemiz eder. Ve in kabadahu, bu hastalıktan dolayı böyle sıkıntı içinde hastalığı çekerken ölmüşse, ruhunu Allah almışsa, gafara lehu, onu affeder. Ve rahimehu, ve ona merhamet eder, inayet eder diyor. Evet, hastalığı geldiği zaman itirazsız,
koşturacaksın, tedavi olacaksın. Ama neden bir sürü adam varken beni hasta etti demeyeceksin. Bağırıp çağırmayacaksın. Bir, burada hastalık konusu. İşte ölüm de bir musibettir, beladır. Neden benim kocamı öldürdü? Çocuğumu daha o kadar emek verdim ben. Fidan gibiydi. Demeyeceksin Müslüman, hanımefendi, beyefendi. Kaderi buymuş. Allah verdi, Allah aldı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeceksin. Neden öldürdü diye itiraz etmeyeceksin. Mümini Allah imtihan ediyor böyle. Sabredersen, aha bak böyle, günahını affediyor. Günah kirlerini siliyor, temizliyor. Tertemiz öbür tarafa götürüyor. İşte böyle. Onun için maalesef doğrudur. İnsanız, şaşkınız, hepimiz öyle. Bir tarafımız acıdı mı, vay diye bağırıyoruz. Böyle ölüm kalım işlerinde parçamız gidiyor, en sevdiğimiz gidiyor. Evet, peygamber de oğlu İbrahim kucağında ölüvermiş. Şapır şapır ağlamış. Biri demiş ki, ağlamayı bize yasak ediyorsun, kendin ağlıyorsun amma demiş. Muğira İbn-i Şube radıyallahu anh. Demiş ki, Muğira, ben bağıra çağıra ağlamayı yasak ettim. İnsan böyle acı gördü mü, kalbi üzüntülü oluyor, gözünden yaş boşanıyor evladım demiş. Evet, bizim de gözümüzden yaş akar. Bu yaş akmak iyidir. Merhametli kalpten, yumuşak kalpten yaş akar. Katı kalp adamın gözünden yaş gelmez. O da bir iyidir ama bağırıp çağırmak, saç yolmak, elbise yırtmak, neden benim oğlumu öldürdün diye nara atmak hiç Müslümana yakışmaz. Allah kaderi ona böyle yazmış. Allah onu ahirette merhamet etsin diye gözü yaşlı da olsa Allah'a isyan etmemek, teslim olmak lazım. Cenab-ı Hak imanımızı kamil eylesin. Ahlakımızı güzel eylesin. Böyle çekemeyeceğimiz belalar yüklemesin. Bize ihsanıyla, rahmetiyle, ikramıyla muamele eylesin inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah.